Merhabalar efendim, sevgiler, selamlar. Alfa-lipoik asit bir antioksidan. Mitokondride az miktarda bulunuyor. Yağda çözünüyor, hücrelere kolay giriyor. Neden? Çünkü hücre sarı yağdan zengin. Böylelikle kolay girebiliyor. Alfa-lipoik asit et, ıspanak, brokoli, brüksel lahanası ve domates de var. Tabi burada en önemli olay şekerin gizli ilacı olarak lanse edilmesi. Evet doğru, kan şekeri üzerinde bir takım olumlu etkileri var ama özellikle sinir fonksiyonlarında destek ve şeker hastalarında diyabetik nöropatiden faydalanılabilir. Bunun haricinde LDL kötü kolesterol, zayıflama ve migren tedavisinde faydalı olduğu yönünde bir takım belirtiler var. Fakat bizi ilgilendiren asıl sorun kan şekeri ve diyabetik nöropati. Özellikle diyabetik nöropati de yani ayaklarda hissizlik, uyuşukluk, karıncalanma bu tür yakınmalar sonuçta yaraya neden oluyor. Bu çok önemli. O yüzden dikkati çekecek konu bu. Beyinde açlık hissini baskılıyor ama çalışmalarda yeteri kadar kilo alınmamış. Sağlıklı bireylerde ise 4 yıllık bir çalışmada şeker metabolizmasını olumlu olarak etkilemiş. Fakat dediğim gibi alfa-lipoik asit için bence en önemli olan hikaye şeker hastalığının komplikasyonu olan diyabetik nöropatide gerçekten olumlu etkileri destek tedavisinde kullanılmış. Bu nasıl oluyor? Bir kere açlık kan şekerini düşürüyor. Hemoglobin A1c üzerinde olumlu etkisi var. Bunlar iki önemli artı olarak kabul edilebilir. Bir de özellikle şeker biliyorsunuz hem atar damarı hem sinirleri harap ediyor. Ve dolayısıyla bu nöropati gelişiminde özellikle belirtilerde önemli bir düzelme sağlamış. Alfa-lipoik asitin şekerin gizli ilacı derken biraz abartılmış. Üstüne üstelik piyasada ala takviye olarak 200 mg satılıyor. Fakat bu şekerdeki etkisini görülebilmesi için 1200 ila 1800 mg gibi gerçekten çok yüksek dozlarda kullanılması gerekiyor. Bu yüksek dozlarda bile güvenli. Ama ezbere kullanmamak gerekli. Hele yüksek dozlarda şeker hastasıysanız ilaçla beraber aman dikkat çünkü kan şekerini düşürüyor. Onun için bunu ancak doktor kontrolünde kullanmanız gerekli. Yoksa ezbere kullanılırsanız bir de şeker ilacınızla beraber şekeriniz çok düşer, hipoglisemi olur, bu da beyine hasar verir. Hiç sevmediğimiz ve korktuğumuz bir durum. Yani şeker yükselecekse yükselsin ama düşmesin. Bir de LDL kolesterolde küçük çaplı iyileşmeler sağlamış ama onu bir not olarak iletiyorum size. Asıl önemlisi nöropati, onun tekrar altını çizmek istiyorum. Bir de migrende damarları genişleten nitrik oksidi engelliyor. Bu da kalp hastaları için sakıncalı bir durum olabilir. Migrende atakları azalttığı iddia ediliyordu. Gördüğünüz gibi bir ilaç tek başına bir yerde yararlı değil. Bir yerde yararlı, öbür tarafta ise sakıncalı olabilir. Özellikle bu takviyeler konusunu lütfen doktorunuza danışmadan uygulamayınız efendim. Hepinize tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalınız.